yeniden beraberiz ve sevgili Kıvanç Kasabalı. Evet. Yani Kıvanç Kasabalı, soyadın Kasabalı ama sen çok şehirlisin. Biz kısaca de... kasap diyoruz ona. Kasap. O ayrı. O ayrı ama hakikaten çok şehirli bir tipim var. Benim de birazcık isim ve soyadı takıntım var. Aslında şöyle, yani ikinizin hem yakın dost olması hem çok yakın arkadaş olmanız ve isimleriniz Adaş olmanız bence çok büyük tesadüften öte bir takdiri böyle ilahi bir şeydir yani Allah'ın mutlaka bunun için söylediği bir şey vardır. Siz bunu hiç değerlendirdiniz mi? Bir. İkincisi anneleriniz ve babalarınız siz doğduğunuzda böyle bir çok ağır bir isim aslında Kıvanç. Düşünsene başka bir mesleğin veya işin olsaydı hani burada söylemek istemiyorum ama size çok fazla ismiyle büyümüş demişler herhalde. İsmiyle büyüsün derler ya çocuklara. Kıvanç gibi bir öğrenci. Kendisiyle Kıvanç duyuyoruz. Allah'ım nasıl terbiye ediyor? Diye mi bu kadar mütevazı ve iyi iş yapar oldunuz sevgili Kasabalı? İsim şimdi benim şöyle bir durum. Halit Kıvanç'tan geliyor. Öyle bir durum var. Yani gerçekten benim mi? Benim de Halit Kıvanç'tan geliyor. Evet. Sevgiyle Halit abi de buradan anmış oluyoruz. Kendisine sevgilerimizle, hürmetlerimizle. Keşke bizi inşallah da duyuyordur. Halit abi saygılarımı gönderiyorum. Sen bir tanesin. Vay ne güzel. Nedir? Seninkinde hikaye nedir? Halit Kıvanç'la. Nedir? İşte o dönemler tabii ben yani 70'ler falan tabii ki. Halit Kıvanç da bir sürekli program yapıyor. Bizim ben 75'liydin değil ben mi? Ben 75'liyim evet. Bizim ailede Halit Kıvanç'ın hayranı. Benim 3 ablam var. Sonuncu ben oluyorum. Ve o yüzden babam diyor ki erkek evladım olursa adını Kıvanç koyacağım diyor. Ah ne güzel. İşte Halit Kıvanç'tan gelen bir Kıvanç bu aslında. Kasabalı soyadı da şöyle. Babamlar Yunanistan göçmeni. Gümülcine'den geliyorlar. Abi Majeste gibi. Şurada bir Yunanca gir bakayım ya. Kalinik'te. Benim için senin çok ayrı yerin var. Majeste. Yani bu seyircileri hiç ilgilendirmeyecek ama ben Majeste diye biliyorsun. Sen tanıştın. Evet. Yunanlı. Evet kendisiyle tanışmıştım. Vay. Tikani. Tikani. Yasu. Evet. İşte babamlar Yunanistan'dan göç ettiği dönemde daha soyadı tabii kanunu çıkmamış. Ondan sonra Bursa'ya geliyorlar ilk. Oradan sonra İstanbul'a geliyorlar. Ve soyadı kanunu çıkınca da işte hangi soyadını istersiniz diyorlar. Gümülcine o zaman tabii küçük bir kasaba. O yüzden hani babamlar da diyor ki Kasabalı olalım diyorlar. Dedemler karar veriyor. Gümülcine Bursa'da bir kasaba yani. Gümülcine Yunanistan'da. Ha pardon. Nereye gittin sen de Bursa'ya? Bilmiyorum. Hayır Bursa'ya geldik dedi ya. İskeçe, Selanik, Kavala falan bizimkiler Gümülcine'den. İşte döndükleri zaman da böyle hani kasabadan geliyoruz sonuçta. O yüzden de hani Kasabalı olalım diyor dedim. Öyle de kalıyor. Ne güzel bir hikaye. Seninkinin hikayesi var. Seninki tatlı tüy gibi böyle. Hoş ama. Benim yani bir rivayete göre tabii çok emin değilim ama babama soracağım buradan. Tam bu konuyu konuşmadık. Gerçekten baba. Merak ediyorum. Baba, beni duyuyorsan eğer yarın seninle bu konuyu konuşmak istiyorum. Soyadı konusu. Tatlı Tuğ. Şimdi biz de göçmeniz. Siz nereden suyun öbür tarafından geliyoruz. İşte Saraybosna, Priştina. İşte bir şekilde... Onun için ikiniz de çok yakışıklısınız. Hakikaten aslında bir boşnak ve... Oranın bir havası oluyor var. Herhalde. Evet. Çünkü yani herkes soruyor benim sonuçta. Benim de annem oralı. Yani suyundan, ucundan. Evet ama belli yani şöyle bir şey. Çünkü yani onun harmanı da mesela benim hoşuma gidiyor. Hani sarışın renkli gözlü olup da Adana'da büyümek. Evet. Ama sen Adana'da doğdun. Ben tabii doğma büyüme Adana'da. Annem baban? Baba da Adanalı. Annem Edirneli. Evet ortaya karışık bir şey olmuş. Aslında Belez bizim soyadı yani şöyle söyleyeyim babam çok eski tatlıcıdır. Böyle bir pastanelerimiz var. Evet pastanelerimiz var. Adana'da Mavi Köşe pastanelerimiz vardı. Ve oranın müşterileri var ben biliyorum. Hani bilmiyorum çok müşterisi var çünkü çok eski bir pastaneydi. Yani çok eskiydi. Ve hani soyadımın Tatlı Tuğ olması babamın acaba böyle tatlıcılık işiyle uğraşmasıyla bir bağlantısı var mı onu bilmiyorum ama sormak istiyorum kendisine.
Tatlı, çok güzel olmuş. Yani eğer evet. bunu baban düşünmüşse çok akıllı düşünmüş. Ve soyadınızı babam mı koydu bilmiyorum. Hani ya da dedem mi? Dedenin mesleği bu muymuş? Muhtemelen dedem, çünkü dedemden Hı-hı. geliyor tatlıcılık. Tabii dedemi de tatlıcı Şevket olarak anarlarmış Adana'da. Böyle çok bir şey. Güzel. Bu arada tatlı demişken sevgili Dolce'den sevgili Nilgün ablama sizlere çok güzel şeyler hazırladı. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hı. Ben de o zaman madem siz anlattınız, ben kendimi dahil edeyim hani programda konuk gibi. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Gözlüklerini çıkartman mümkün mü? Ben göremiyorum senin gözlerini. Ya şu kulağım. Okey, çıkarayım ama hiçbir şey görmüyorum. Ama böyle harikasın ben. Yani. Öyle mi? Tabii canım. Böyle ya harikasın. Bence bir şey takma. Şey oluyorum. Bence bir şey takma. Gözlük. Öyle bir şey yok. Ya da size bakamıyorum. Hangi? C hepsi. Yani C çekik gözlüsün. Evet, çünkü babam Türkistanlı. Benim de soyadımın hikayesi şöyle. Benim babam da geldiğinde senin baban gibi, ailen gibi soyadı yokmuş. İlk önce Pakistan'da yaşamış. Sonra uzun yıllar Hindistan'da yaşamış. Kaşmir'de yaşamış. Derken Sayın Yahya Kemal Bayatlı babamları himayesine altına alıyor ve diyor ki siz işte Türkiye'ye gidin, Türkiye'de okuyacaksınız diyor. Ama diyor önce diyor bir soya gidene kadar da diyor kendinize bir soyadı belirleyin diyor. Babam, benim babamın doğduğu şehir, iki arkadaş kaçıyorlar. Babamın doğduğu şehir Endijan. Aslında Andijan ya da Andijan diye haritalarda yazar. Allah. Babam birazcık onu yumuşatmış. Türk haritalarında da Endijan yazıyor bu arada. Belki bir daha benim doğduğum şehri hiç göremem ama çocuklarıma bırakacağım en büyük miras benim doğduğum topraklarım, yeri, yurdu bilsinler diye soyadını Endijan koyuyor. Bize de oradan Şahane. Miras kalıyor ve benim babamın bana bıraktığı en güzel Şahane. Miras. Evet, bu olsa gerek. Ve rahmetli olmadan bir ay önce de aslında doğduğu topraklara gidecektik. Kısmet olmadı. Ama şimdi biz üç kız kardeşiz ve benim altı tane sevgili abim var. Bu önümüzdeki yaz Temmuz'da inşallah babamın memleketini ziyarete gideceğiz. İnşallah. Evet, inşallah. Şimdi Kıvanç'ım, yani kasabalıcım. Sana gelirsek, sen ilk önce mankenlik yaparken oyunculuk teklifi almışsın. Ama ben hemen oyuncu olmam, önce bunun eğitimini almak isterim demişsin ve eğitimini almışsın. Sonra da gerçekten sen de fenomen olmuş, çok büyük. Yine ay yapım, yani ben burada ay yapımla biraz sonra ilgili konuşacağız ama en büyük, en uzun soluklu dizilerinden birinde ve de çok önemli bir rolde görev aldın. Ve evet. senin ilk oyunculuk deneyiminde. Bunu evet. birazcık açarsan öncelikle. Dediğin gibi senin de modellik döneminde bana dizi teklifleri geliyordu. Hı-hı. Fakat işte ben hani en azından bir eğitim alarak bu işe başlamak istiyordum. Çok doğru, ne güzel. Yani benden başladın oyunculuk eğitimi almaya? Workshoplara katıldım. Ondan Hı-hı. sonra birebir işte ders aldım, oyunculuk eğitimi aldım. Ondan sonra o dönemde işte Ay Yapım'ın zaten Yaprak Dökümü projesi başlamıştı. Hı-hı. O gelen, daha önce gelen teklifleri yani biraz daha vaktim var diye kabul etmedim açıkçası. Fakat sonra kısmet biraz da tabii. Hani Ay Yapım'ın o dönem Yaprak Dökümü'ne başlaması, işte ondan sonra Yaprak Dökümü'nün hani... Başında mı girdin Yaprak Dökümü'ne? İlk sezon girdim ama 20. bölüm falandı. Hı-hı. İlk Doğru. sezonun ortası gibiydi. Ben de soruyorum, sanki hiç izledim. Tek aile ettiğim dizilerden biri. Ondan sonra böyle bir proje var. İşte hani böyle bir karakter var, düşünür müsün diye. Yani o zaman hani evet, galiba zamanı dedim artık hani. Ve kabul ettim. İşte birinci sezondan beri, işte son bu dördüncü sezona kadar projede yer aldım. İşte çok güzel. Evet. Yani benim için çok büyük bir şans tabii. Yani ilk başta... Bir de orada çok büyük oyuncularla oynaman tabii, senin benim için ilk çok artıyla tecrübem... sen yani 2-0 önde başlamışsın gibi. Çünkü mi? Bu işin hani eğitimini alıyorsunuz ama pratik de çok önemli gerçekten. Hani, %100 tabii. Tabii direkt mesela sinema filmiyle başlayamazsınız. O yüzden hani illaki bir dizi tecrübeniz oluyor ilk başta. %100 tabii. Ve orada yaşadığım tecrübede belki bana... Yani hayatımda yaşayamayacağım şeyleri kattı. O yüzden de hani dediğin gibi senin 1-0 başlamış oluyorsunuz. Evet. Hele hele öyle bir oyuncula, öyle bir kadroyla. Evet, öyle bir kadro, öyle bir yapım şirketi. Ve böylesine böyle bir diziyle. Yani her şey üst üste geldi. Benim için de çok büyük bir şans oldu bu.
Sakın lafını unutma. Kerem Çatay ile ilgili bir soru soracağım ama